Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tamamen içeriği bana ait olan kendi ROM'umdan bahsedeceğim. Yani Kurtoğlu Edition olarak çıkardım bu ROM'u. ROM arkadaşlar MIUI 12.5 Android olarak çıkmaktadır. Normalde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Xiaomi tarafından MIUI 125 Android 10 olarak veya 11 olarak herhangi bir şekilde ROM tasarımı yapılmadı. ROM çıkarılmadı. Normalde Mayıs ayında çıkması gerekiyordu. Mayıs ayının son günündeyiz ve herhangi bir şekilde yine çıkmadı. Aslında ben bu kadar kendi ROM'umu bekletmemek temel sebep buydu. Hani kendi ROM'umu zaten uzun zamandan beri çıkarmayı düşünüyordum. Kendi içeriklerimi, kendi düzenlemelerimi, kendi editimi vesaire gibi bir içerik çıkarmayı düşünüyordum ama Android 11'in çıkmasını bekliyordum ve hani MIUI 121 5'in çıkmasını bekliyordum. Ama klasik Xiaomi bizi yanıltmadı. Herhangi bir şekilde bir yeni içerik çıkartmadı. Sadece Android 11 pilot sürümü diye çok fazla bug'ın yer aldı. Çok fazla sorunun yer aldı. Bir ROM'unu çıkardı. O ROM üzerinde herhangi bir şekilde bir değişiklik ekleme vesaire falan yapmayı düşünmüyorum kesinlikle. E, çünkü stabil bir versiyon değil. Ben e, bu port olarak piyasaya sürmüş olan Razer ROM'unu tamamen e, düzenleyip içeriğini tamamen hani port ROM değil de Hani çünkü ben port Rom olarak tasarlanmış ROM'u tamamen stabil şekilde çalışır hale getirdim. Bütün çalışmanın hani özelliklerini çalışır hale getirdim. Hani bundan neler diye soracak olursanız hani port arkadaşlar genellikle beceremedikleri iş şu. Yalnızca yani bilgi sahibi olmayan kişilerin yapamadığı şeyler şu. Burada görmüş olduğunuz parlaklık seviyesinden tutun okuma modu, renk uyumu modu, yazı tipi ayarları vesaire hani bunu bunlar çalışmıyor. Bunun haricinde mesela NFC bölümü var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kimse bunu aktif edemiyor. Hani çünkü bu tarz partikasyonlar yani MIT olarak gelen ROM'larda bu tarz kısımlar hani 4-5 farklı telefona varyasyondan yani 4-5 farklı modele uygun olarak tasarlamalar gerektikleri için hani her cihaza uygun olarak bunu düzenli bir şekilde yapamıyorlar. İlla bazı cihazlara sorun yaratıyor bilginiz olsun. NFC'yi e, cihazlar için düzelttikleri zaman gramda gramda, Excalibur'da falan sıkıntı yaratıyor. Bilginiz olsun hani bazı bilen kişiler vardır bunu. Bazılarınız bilmiyordur. Hani bilginiz olsun. bunun haricinde arkadaşlar sistemde neler gibi değişikler yaptım. Neler, ne gibi yenilikler var bunları sizlere söyleyeyim. daha önce de beğen var arkadaşlar ROM. Şöyle de göstereyim sizlere. MIUI 12.5 olarak geliyor ve Android 10 olarak gelmektedir arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hani Android sürüm 10 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ROM gayet stabil şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir bug, hata falan yaramıyor. Bunu neyse seneden söylediğimi de şöyle izah edeyim sizlere. Ben bu ROM'u e, test olarak arkadaşlar yaklaşık 3 gün önce, 4 gün önce falan e, kendi Telegram kanalım üzerinden yabancı ve Türk kardeşlerimle test etmeleri için yani test etmek isteyen, isteyen kişilere ROM'u paylaştım. ROM dosyasını yükledim ve paylaştım. E, bana kesinlikle geri dönüş yapmalarını istedim. E, yükleyen yaklaşık 10, 10 kişi veya 15 kişi falan oldu. Download sayısı biraz daha fazla ama hani bana geri dönüş yapan kişileri söylüyorum ben. Herhangi bir şekilde kötü bir geri dönüş almadım. Herhangi bir şekilde bir sorun, bug vesaire gibi bir problemin olmadığına dair bana geri dönüşler yapıldı. Ben de bu geri dönüşleri istinaden yani herhangi bir şekilde bir sorun olmamasından ötürü e, kendi içeriklerimi daha doğrusu şöyle izah edeyim sizlere eee süslemeleri mi ekledim diyeyim daha doğru bir tabir olur çünkü e, bu süslemeler neler diye soracak olursanız açılış logosunu değiştirdim. Açılış sesini değiştirdim. Bu cihazın bölümü şu an görmüş olduğunuz şöyle göstereyim. Cihazın bölümünde yer alan logoyu değiştirdim. Benim yani yay logosu vardı sol üstte orayı değiştirdim. Hatta şöyle göstereyim. E, bu cihazın bölümünde şu an mesela depolama kısmındaki renk ve sol üstte yer alan benim logom şimdi dark modu aldığımız zaman, koyu modu aldığımız zaman Otomatikman değişecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yani gördüğünüz gibi direkt olarak değişiyor. Bilginiz olsun. Ee, bu tarz değişiklikler ekledim. Bunun haricinde önceki versiyonlara çıkarmış olduğum romlarda yer alan arkadaşlar Yazı tipleri, ikonlar vesaireler yer alıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Yazı tipleri yine klasik yazı tipleri arkadaşlar. Google Sense, Merlo, Blogger, Core, Hani bunlar yer alıyor. Tema olarak yine e, versiyon 2.1'deki yer alan temaları kullandım. Klasik simge paketlerimiz var arkadaşlar. Yani ben yaklaşık e, 3-4 ay önceden böyle çıkarmış olduğum romlarda bile bu simge paketlerini kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. İnsanlardan da güzel tepkiler alıyorum. Onların da hoşuna gidiyor çünkü. Benle paylaşıyorlar. Yani bu güzel, benle paneshor'dan kastım şu, insanlar güzel olduğunu ve bu simge paketlerini vesaire kullandıklarını bana beyan ediyorlar. Ve bu arada simge paketleri çalışıyor. Hatta göstereyim sizlere arkadaşlar. Benim hatta en çok kullanmış olduğum şu yuvarlak olan, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir problem arz etmiyor arkadaşlar. Şöyle hatta şöyle bir güzelliği var. Simge paketin değiştiğiniz zaman direkt olarak bazı simgeler otomatikman değişiyor. Mesela şu an sol üstte Yalan ayarlar simgesi otomatikman değişti. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle bilgi vereceğim. Siz ROM'u ilk yüklediğiniz zaman ROM'un settings kısmı yani ayarlar bölümündeki renkler seçenekler bölümleri şöyle göstereyim. Yani şu an gördüğünüz gibi mavi olmayacak arkadaşlar. Ben burayı yeşil olarak ayarlamıştım. Hani cihaz varsayılanına çektiğimiz zaman hani yeşilimsi gibi bir renk var arkadaşlar. Bunu seçmiştim ben. Dilerseniz de bunu siz kendiniz özel olarak değiştirebilirsiniz. Yani direkt olarak mavi yapabilirsiniz. Çünkü cihazın bütün diğer bölümleri mavi. Gördüğünüz gibi mavi arkadaşlar bunun haricinde arkadaşlar sistem güvenlik e, güncellemesi çıkmıştı en son yani EU güncellemesi 4.22'sinde çıkmıştı Hani o gelen güvenlik güncellemesini yükledim e, telefona Bu arada e, versiyon 2.1 de olduğu gibi arkadaşlar Super wallpaperlar çalışıyor göstereyim şöyle sizlere yani süper duvar kağıtlarını Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunları evde ile ortak olarak çalıştırabilirsiniz Hatta şöyle göstereyim sizlere evde zaten çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir problem falan arz etmiyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Direkt olarak geliyor zaten. Yani temanınkini kullanmak istiyorsanız yani Bounce'un onu kullanmak istiyorsanız da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Buradan Duvar kağıtları bölümünden gelip uygula diyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak Hani ekranı kilitlediğiniz an direkt olarak bu bölüm geliyor. Parmak izi okutursanız direkt olarak açılıyor. Normal diğer türlü yaparsanız da hani şu şekilde tekrar Tıklarsanız da arkadaşlar Bu şekilde oluyor bilginiz olsun. Çalışıyor yani bütün özellikleri aktif olarak çalışıyor herhangi bir şekilde problem arz etmiyor. E, şarj yönünden korkmayın. E, Razer Razer ROM'unu tamamen sisteme sildiğim için e, Şarj yönünden düşüş falan olmayacak. Hani bu düşüşü başta yaşayabilirsiniz ama hani tekrardan telefonunuzu %100 şarj ettikten sonra göreceksiniz yani düzeldiğini. Vendor dosyası tekrardan düzenlendi. NFC çalışıyor, EOD çalışıyor. Hepsinde tam bunları söyledim. Ee, ekran kalitesi uygulamamız klasik yine arkadaşlar. 60 FPS 100 megabit kayıt alıyor. Hatta şu an kayıt alıyorum zaten görüyorsunuz. Bir problem arz etmiyor. Sadece tek sistem eksik olan şey arkadaşlar. E, Fix olayı. SafeNet Fix'in çözümü hala bulunabilmiş değil kesin bir şekilde. Bunun için hani e, termos uygulamasını kullanarak yapmanız gerekenleri ben zaten eksi olarak sizlere paylaşacağım, yapmanız gerekenleri paylaşacağım. Bunu yaparsınız arkadaşlar sizler. Bunun haricinde arkadaşlar e, Dolby Atmos modülü çalışıyor zaten daha önceki versiyonlarda da çalışıyor. Yine bunda da çalışıyor, bilginiz olsun. E, sadece kendi e, tasarlamış olduğum, kendi düzenlemiş olduğum Dolby Atmos modülünü kullanmak zorunda değilsiniz. Diğer bütün Dolby Atmos modelleri de çalışıyor, bilginiz olsun. Bunun haricinde arkadaşlar eski versiyonlarda versiyon 2.1'de ve versiyon 2'de falan PUBG Mobile ve Call of Duty gibi oyunlardan atma sorunu gibi bir sorunların yer aldığını beyan etmiştiniz. Bu tarzı sorunlar yer almıyor. Dediğim gibi ROM'u ben çünkü 3-4 paylaştım. Deneyen herkes hani PUBG'de oynadı, Call of Duty'de oynadı vesaire gibi oyunlar çok oynadılar. Herhangi bir şekilde bir problem arz etmiyor. Bu arada telefon ısınma sorunu vesaire gibi bir sorun yok arkadaşlar bilginiz olsun. Isınma gibi... Bazı arkadaşlar yazmışlardı telefon ısınıyor veya farklı bir şey oluyor falan diye. E, ee, PUBG'yi 45 dakika bir saat falan oynayan arkadaşlarımızdan geri dönüş geldi. Herhangi bir şekilde bir ısınma falan gibi bir sorun yok arkadaşlar. Yani böyle abartı bir şekilde el yakacak derecede bir ısınma falan yok. Hani de anlatacağım çok şey var ama hani kaba taslak olarak anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, beni desteklemek isterseniz arkadaşlar maddi manevi desteklemek, desteklemek isterseniz bana YouTube üzerine ulaşabilirsiniz. Yani forum üzerine ulaşabilirsiniz. Direkt olarak e, ayarlar bölümünden cihazın kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar join support bölümleri var burada. Direkt olarak support kısmına tıkladığınız zaman buradan arkadaşlar direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Ama ben şu an telefonuma yeni yükledim. Hatta gerçi mesaj falan gelmesin, video bölünmesin diye interneti kapatmıştım. Hani bu şekilde arkadaşlar. Umarım içeriğimi beğenirsiniz. Umarım yaptığım işleri beğeniyorsunuzdur. Umarım Hoşunuza gider dediğim gibi beni destek beni desteklemek isteyen çalışmalarımı desteklemeyen arkadaşlar desteklemek isteyen arkadaşlar kardeşlerim abilerim varsa bana özelden ulaşabilirler herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için umarım romu beğenirsiniz ve kullanırsınız sizlerin bana yapacağı geri dönüşler çok önemli eğer bir hata vesaire bir ee, Bak olursa lütfen bunu bana geri dönüşünü yapın dediğim gibi ayarlar bölümünden cihazın bölümünden support kısmından bana direkt olarak yazabilirsiniz yani direkt olarak gruba da yazabilirsiniz bana da yazabilirsiniz veya direkt olarak forum üzerinden de geri dönüş yapabilirsiniz ben her türlü yapıcı eleştiri açığım arkadaşlar her türlü yapıcı geri dönüşü açığım hakaret vesaire olmadığı sürece bir problem arz etmiyor yani bir hatam varsa lütfen bunu bana söyleyin. Benim daha bir daha iyi bir seviyeye gelmem, daha ileriye gitmem sizin bana yapacağınız geri dönüşlere bağlıdır arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.